Tamam, teşekkürler. Evet, iyi akşamlar herkese. Arkadaşlar, huyuna atın. Dünkü programımızı umarım beğenmişsinizdir, takip edebilmişsinizdir. Onun alakalı şeyleri, notları daha iletmedim. Ama onlar gelecek, o zaman daha iyi resim şekillenecek. Başlamadan Quizlet ile alakalı bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tüm derslerimizin Quizlet'te setleri, alıştırma setleri hazırlanıyor büyük bir emekle. Onları iyi değerlendirelim. Onları her videonun altındaki o yorum şeyine, bölümüne ekliyoruz. Eğer eklenmedik varsa onları tamamlayacağız. Onun haricinde podcastlerimiz de var. SoundCloud hesabımız var. Onu belki incelemişsinizdir. Orada da bu videoların sadece ses versiyonlarını hem daha az data harcayacak şekilde hem de yolda yürürken vesaire iş yaparken rahat dinleyebilecek şekilde onları tekrar için kullanabilirsiniz. Dedikten sonra başlayalım. Şöyle diyelim, geç mi kaldım diyelim. Evet, bir 4-5 saniye bekleyelim diye bir şey aldık, bir prensip kararı aldık. Gelen talepler ölçüsünde herhalde geçmiştir. Buyurun. Kim söyler? Tuğba. Abi ben sesi tam iyi alamadım. Bir daha tekrar edebilir misiniz? Geç mi kaldım? Söyleyebilirsin eğer hazırsan. Ben ilk tölat. Evet, ben ilk. Evet, hemen yazıyoruz. Ben ilk tölat. Frag taken. Güzel. Şöyle diyelim. Bugün hava güzel diyelim. Bugün güzel hava var. Buyurun. Chat'ten de cevaplarımız geliyor. Kim var? Evet, ben söylemezsem bazen unuturum. Siz birini söyleyebilir vakit şey olduktan sonra. Panda. Panda evet. Is at Moivir. Evet, devrik yaptın. Cümle doğru. Panda is at Moivir. Bunu düz cümle yapalım şimdilik. It is Panda Moivir. Evet. Veya it is Moivir. Panda daha gündelik kullanımda oluyor. Veya dışarı çıktınız, birisini gördünüz. Böyle işte laf atacaksınız. Hani hava güzel değil mi gibi. Havadan sudan muhabbet açacaksınız. Ne dersiniz? Güzel hava değil mi? Nasıl dersiniz? Evet, chatten de güzel cevaplar geliyor ve çoğu doğru. Evet, buyurun. İsimleri kim var? Bekir, sen söyleyebiliyor musun? Pardon, Emin. Moivir is it tof? Yani yanlış olmadı aslında. Şöyle diyebilirsin, daha da basit. Lekker weer. Lekker weer ha. Bu biraz Hollandaca'ya mahsus bir şey. Lekker weer ha. Lekker weer ha. Böyle kullanılıyor. Yani bu bizim şey gibi, sizin hani değil mi diye çevirebiliriz. Toh da diyebilirsiniz. Lekker weer toh da diyebilirsiniz. Ama biraz bu he'ye alışın bence. Çünkü çok kullanılıyor. Lekker weer ha. Veya moi weer ha. Şöyle diyelim, annen nasıl diyelim? Kim var? Bakalım. Bu hat ye met yav malır. Mudur. Ne dedin? Hu hat et met yav mudur. Evet, bu bir söyleyiş tarzı. Bunu yazalım. Hu hat et met yav mudur. Frah teykin. Diğeri neydi? Bizim bu şey kalıbıyla.
bu olmak fiiliyle olan kullanımda. Hatırlıyor musunuz? Who is? Who is it, Matthew Mudder? Evet, who is it, Matthew Mudder? Güzel. Şöyle diyelim, bugün hava nasıl diyelim? Kim der? İlker diyebiliyor mu veya Zafer? Bugün hava nasıl? Veya fark etmez, İdris olur, Hüseyin olur. Who is het weer? Who is... Evet, who is het? Veya who is it? Aslında orada direkt birleştiriyoruz yani. Orada bir het kelimesini het olarak demiyoruz orada. Who is it? Weer. Ve onu weer olarak söyleyelim. Weer vandaag. Who is it weer vandaag? Şöyle söyleyelim. Şu anda hani Türkiye'den birisi hani olur ya, Hollanda'cı öğrenmiş, size soruyor. Şu anda Hollanda'da hava nasıl diyor şu anda? Şu anda nasıl diyoruz? Onu bir önce çözelim. Op dit moment diyelim. Hani tam şu anda olsun. Op dit moment. Şu anda Hollanda'da hava nasıl? Evet, kim der? Who is, ben size yardımcı olayım. Who is it? Where in Netherlands op dit moment? Evet, who is it? Where in Netherlands? Oradaki Netherlands'a dikkat edin. Netherlands op dit moment. Aynı şekilde who is it weird in Türkiye op dit moment de diyebilirsiniz. Evet, şöyle diyelim. Dışarısı soğuk. Dışarıda hava soğuk. Emin, sen bir şey söylemek istediğinde direkt söyleyebilirsin. Kendini iyi hissettiğinde chatten. Ne dedin? It is cold outside. Güzel. Orada het weer demene gerek yok. Doğrudan het is diyebilirsin. Het is. Zaten oradaki het weer'ın şeyi oluyor. Ona işaret ediyor. Het is cold outside. Güzel. It is cold outside. Şöyle diyelim öyleyse. İçerisi de sıcak diyelim. İçerisi ılık, güzel hava yani. Buyurun. It is warm binnen. Warm auch binnen. Evet, it is warm. Warm. Orada sanki bir arada bir ı sesi varmış gibi hafiften. Böyle çok da warm değil de warm binnen. It is warm binnen. Şöyle söyleyelim. O evde diyelim. Yani Ali evde diyelim. Ali evde. Buyurun. Ali is taus. Ali evde değil diyelim. Bunları biraz daha hızlı geçebiliriz. Ali is not taus. Ali şu anda evde değil diyelim. Ali is not taus. Güzel. Ali is nu niet thuis. Başka ne diyelim? Ali şu anda maalesef evde değil diyelim. Helaas. Ali is niet thuis. Şimdi helaas'ı en başa koyarsak hemen arkasına fiil geliyor. Is gelmesi lazım. Helaas is Ali Nunit House. Nunit House. Evet, öyle olur. Ama bir şey yapmayalım. Şimdilik devrik yapmayalım. Ali ile başlayalım. Ali is Helaas nereye gelir? Ali is Helaas. Evet. Nunit House. Nunit House. Evet. Evet. Ali is Helaas Nunit House. Güzel. Şöyle söyleyelim. Ali evde mi diyelim? Evet.
Is Ali Taus? Is Ali Taus? Güzel. Şöyle söyleyelim. Biz dakikiz diyelim. Dakik yani zamanında yapıyoruz gibi bir şey yani. Tam çeviremedim şeye. Onu Hollandırısını biliyor musunuz? Dakik bir zamanda bir yerde olmak nasıl deniyor? Optight. Wir sein optight. Wir sein optight. Evet, güzel. Şöyle söyleyelim. Biz her zaman dakikiz diyelim. Dakikizdir. Wir optight optight. Wir sein. Evet, wir sein altight. O altight kelimesine dikkat et. Altight. Optight. Wir sein altight optight. Evet. Bugün dakik olamadık diyelim. Bugün zamanında gelemedik. Design. Evet. Design need optight funder. Oldu mu? Design funder. Bu zaman şeyleri hep fiilin arkasına geliyor Ali. Ali diyorum Emin. Wir sein van da nicht optight. Wir sein van da nicht optight. Şöyle söyleyeyim. Bugün geciktik diyelim. Bugün geç kaldık. Veya biz geç kaldık. Wir sein. Wir sein telat. Telat. Şimdi bir de şöyle söyleyelim. Geç kaldığımız için özür dilerim diyelim. Normalde gireceğim bir kalıp değildi ama önemli olduğu için bunu şimdi burada hem bir tane bu şekilde bir sorry. Ne dedin? Sorry for that. Sorry that. Şimdi burada normal sorry that. İlk telat ben. İlk telat ben. Peki biz geciktiğimiz için desek? Sorry that. Sorry that we too late sein. Sorry that we too late sein. Bak şimdi Emin, şöyle şey yapayım. İlk ben too late. Bu normal düz cümlemiz değil mi? Bu şekilde düz cümle kuruyoruz. Bunun başına sorry that gelince başına bu zaman şimdi sorry that ilk ben telat aslında diyeceğiz. Bu ilk ben telat bölümünü bu sorry that'tan sonraya eklemleyeceğiz. Eklemlediğimizde şu oluyor. Fiil yani veya burada yardımcı fiil oluyor. Ben en sona gidiyor. Ve diğer o cümlenin diğer ögeleri aynı yerinde kalıyor. Şimdi o diğer bak sorry that ilk telatı şey yapıp en sona da beni atıyorsun. Kural bu. Sorry that ik telat ben. Yani bu biraz alışmaya bağlı. Bu şekilde 8-10 tane cümleyi kendini yapmaya zorlarsan otomatik olarak fiili en sona atıyor beyin. Yani bunun çok böyle mantığını kavramaya çalışmana gerek yok. Böyle basit cümlelerle gideceğiz. Yani mesela şöyle diyelim. Mesela yay band here. Değil mi? Yay band here. Bu sen buradasın demek. Ne diyelim şimdi? Look that yani iyi ki buradasın. Hani burada olman çok güzel diyeceğiz. Look that. Look that. Look that yay here ben. Aynen. Look that. Yeah, here ben. Aynen bu kadar işte. Evet. Teşekkür ederim. Mesela diyelim. İlk werk nasıl diyelim? İlk werk Sonntag diyelim.
Bu bir düz cümle. Ik werk vandaag. Nasıl diyelim? Feindat, yine feinde yine iyi gibi demek. Feindat, bugün çalışmam güzel yani iyi ki bugün çalışıyorum gibi oluyor bu cümle. Feindat, ik, evet. Ik vandaag werk. Evet, feindat, ik vandaag werk. Veya mesela şey yapsaydık, şu cümleyi nicht yapsaydık, ich werk vandaag nicht deseydik, bugün çalışmıyorum. Feindat, ich vandaag nicht werk oluyor. Ya bu tamamen şey, yani beynin koşullaması, alışacak, buna alışacağız. Bununla alakalı çok o kadar çok örnek yapacağız ki muhtemelen önümüzdeki hafta. Bu biraz şey olsun, giriş gibi olsun. Devam edelim. Şöyle diyelim, senin ailen nerede diyelim? Senin ailen nerede? Buyurun. Where is your cousin? Where is your cousin? Şöyle diyelim, senin ailen de Hollanda'da mı diyelim? Evet. Seyircilerimizden de güzel cevaplar geliyor. Lekker bezig. Güzel. Nasıl diyoruz? Senin ailen de Hollanda'da mı? Buyurun. Is your cousin ook in Nederland? Is your cousin ook in Nederland? Güzel. Çok güzel. Şöyle diyelim. Neredeyse Şubat diyelim. Neredeyse Şubat oldu. Buyurun. Het is bijna februari. Neredeyse bahar oldu diyelim. Het is bijna lente. Lente veya lente yerine ne diyor Hollandalılar başka? Voorjaar diyorlar. Voorjaar. Hani voor zaten önce demek normalde. Hani yılın öncesi oluyor sanki. Hani diğeri de najaar. Najaar'a sonbahar diyorlar. Hani son bizim Türk ilkbahar, sonbahar gibi ona biraz anımsatıyor kelimelerin şeyi. Şöyle diyelim. Saat 11 harika diyelim. Randevu yapıyoruz. Ne zaman? Wanneer afspreken diyor diğer taraf. Biz saat 11 güzel, harika diyelim. Elf uur is leuk. Ya, leuk normalde gramatik olarak problem yok ama prima diyelim burada. Prima. Prima daha güzel veya hut da diyebilirsin. Ama prima ondan biraz daha şey, biraz daha böyle istekli bir cevap. Daha pozitif bir cevap. Saat 11 iyi bir zaman mı diyelim? Hani randevu yapıyoruz. Sordu kaçta diye. Saat 11 iyi bir zaman mı diyelim? Evet. Nasıl başlıyoruz? İzden başlıyoruz. Is het elf uur goed tijd. Evet. Şimdi elf uur zaten het'in yani het'le elf uur aynı şey. Yani ikisinden birisi fazla. Dolayısıyla biz 11 saat 11'i kullanalım. Is elf uur ön goeie tijd diyelim. Goeie tijd. Evet. Is elf uur en goeie tijd. Yani hem het hem 11 olmuyor. Şöyle diyelim. Bu hafta sonu evde misiniz diyelim. Siz bu hafta sonu evde misiniz? Evet. Sen Emin hazır olursan söyleyebilirsin her zaman. Sen senin şeyin var. Önceliğin var. Evet. Julizayn dit weekend diyoruz. Ya bu hafta normalde het weekend hafta sonunun şeyi het weekend. Bu hafta sonu dediğimizde dit weekend oluyor. Şimdi sen ne dedin? Julizayn dit weekend ters mi dedin? Evet. Ters
ters diyebilirsin. Şimdi sen bunu güzel bir tonlama yaparsan yaptın doğru esasen. Yani Zeyn, Yuri Zeyn dit diken ters. Aslında düz bir cümle kurdun ama soru sorarmış gibi yaptın. Meramına ulaştın aslında. Ama biz bunu normal soru gibi yapalım. Zeyn, Yuri dit weekend ters. Frachteken. Normali bu soru olarak tam yapmak istiyorsan bu şekilde. Evet. Şöyle diyelim, sizin için çok mutluyum diyelim. Yani güzel bir haber aldınız. Diyelim bir işe girdiniz, bir şey oldu. Ben diyorum ki bunu duydum. Sizin için çok çok mutlu oldum. Nasıl derim? Ich bin hellblay popüler. Ya evet, aynen. Çok öyle zorlamaya gerek yok. Ich bin hellblay. Blay de bir, blay. Blay. Evet, blay. Blay for Yuli. Ich bin heil blay, blay for Yuli. Hocam burada dat'ı kullanabilir miyiz? Ich bin blay dat. Burada dat kullanabilir miyiz? İşte ich bin blay dat dedikten sonra bir tane cümle getirmen gerekiyor arkadan. Böyle fiili olan bir cümle gerekiyor. Ich bin blay dat. Ich for you Zeyn. Yani duyduğum için gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Bunu duyduğum için ya da. Yani normalde ich bin blay dat diyerek cümle kurabilirsiniz. Ama şimdi bu yapıda öyle biraz zorlama oluyor. Yani atıyorum hani mesela şöyle diyebilirsin. Ich bin blay dat jej ön ban hebt desen olur. Hani bir iş bulduğun için veya ön ban font bir iş bulduğun için mutluyum diyebilirsin. Ama ben hani neden mutlu olduğunu söylemiyorum. Ben zaten onu duydum. İlk ben blay for you gül ediyorum. Sizin için çok mutluyum. O data gerek yok burada yani. Ama hocam ama şöyle spesifik sorsa. Mesela seni gördüğüm için ya da seninle tanıştığım için mutlu olduğumda data kullanabilir miyiz? Tabii o zaman miyiz? Mesela şöyle diyebiliriz. İlk ben blay dat ilk yezi. Bu oldu mesela. Seni gördüğüm için mutluyum. Böyle olur. Normalde ilk XZ'yi değil mi? XZ'yi seni görüyorum. Ich bin blay dat ich yizi. Böyle oluyor. Veya ich je vandaag veya vanavond zie. Seni bu akşam göreceğim için. Onlara geleceğiz. Şu şeyi bitirelim önce. Zamanımız yettikçe. Her şey mümkün diyelim. Biraz saniyeleri azaltalım bekleme süresini. Vaktimiz daralıyor. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Punkt. Herkes korkuyor diyelim. Alles ist bang. O her şey korkuyor dedin sen şimdi. Iemand ist bang. Iemand ist bang. Birisi korkuyor oldu. Herkes korkuyor. İyi man is bank. Punkt. Ya bu da doğru bir cümle tabii ki. Birisi korkuyor. Böyle bir cümle olur yani. İyi derein is bank. Punkt. Bu herkes korkuyor. Her şey kontrol altında diyelim. Evet. Alles is up control. Under. Alles is under control. Punkt. Alles, ona alles diyoruz, alles. Şey diyelim, cumartesi günü için, cumartesi için her şey hazır diyelim. Alles ist klar for Saturday. Çok güzel. Alles ist klar for Saturday. Punkt. Evet, her insan farklıdır diyelim. İnsan neydi? Mens, çok güzel. Her insan farklıdır. Evet. Alle dersen tüm insanlar olur. Tüm insanlar ama biz her insanı kastediyoruz. Burada kullanacağım şey iki tane mens var. Elke veya iyidir. İyidir. Either a man's is under.
Anders. Anders demek ötekilerden farklıdır anlamına geliyor. Biraz Verschillend'dan farklı kullanımı, onu gördükçe anlayacaksınız farkını. Burada şey yapmayalım. Herkes seni arıyor diyelim. Ne yapıyorsun? Herkes seni arıyor. Geçen gün iş arıyorum kalıbına benziyor bu da. Evet. Jemand bellen jij? Jemand dersen birisi seni arıyor. Biz herkes seni arıyor diyoruz. İdereyn bellen jij. İdereyn op zoek naar jou. Bunun peki buradaki fiil ne? İdereyn zijn mi yoksa is mi? Zijn. Ya is. Obzuk nariya. Bakın zaten bunların üst üste hepsini üst üste yapmamın sebebi bu zaten. Bunların hepsi tekil. Yani alles need, pardon, needs, eats. Pardon, eats, evet. Iedereen bunların hepsi tekil. Iedereen is obzuk nariya. Herkes seni arıyor. Hangisi senin evin diyelim? Hangisi senin evin? Hangisi neydi? Güzel, güzel. Welke is your house? Kaç yaşındasın diyelim? Bunu biliyoruz hızlı. Who are? Ben ye. Şöyle diyelim, oğlun kaç yaşında diyelim? Who out? Who out is evet. Your zone? Is your zone. Şöyle diyelim, çocukların kaç yaşında diyelim? Who out sein young kinderen? Evet. Who out sein jullie kinderen? Bu çocuklarınız oldu. Ben artık bunu şey yapmayayım, düzeltmeyeyim. Ders saat kaçta diyelim? Ders saat kaçta? Hulat ür is the less. Evet, başka bir cevap olan var mı? Hulat is less. Evet. Hulat is the less. Frah taken. Niye buradasınız diyelim? Siz niçin buradasınız? Var o yerlerinde. Güzel. Emin sen ne diyecektin? Warum jij bent hier diyecektim acaba. Warum ben jij hier. Bu şekilde warum'la başlayınca hemen şey oluyor. Düz cümle olarak devam etmiyorsun Emin. Warum ben jij hier diyorsun veya warum zijn jullie hier diyorsun. Anladım hocam. Sen kimsin diyelim? Sen kimsin? Wie ben jij? Wie ben jij? Vraagteken. Sen kimsin ya hakikaten diyelim. Bunu Hollandalılar bu şekilde çok kullanıyorlar çünkü. Böyle bir tanışmada. Hakikaten neydi esasen? Wie ben jij echt? Wie ben jij eigenlijk? Vraagteken. Wie ben jij eigenlijk? Wie ben jij eigenlijk? Ya sen de kimdin? Hani deminden beri konuşuyoruz ama Sen kimsin yani? Hani tanıtsana kendini gibi, böyle sıcak bir şey bu da. Bu güzel bir cümle mi diyelim? Yani bir cümle kurdum. Bu güzel bir cümle mi? Doğru bir cümle mi daha doğrusu? Evet, chatten de mesajlar akıyor, güzel. Is hoyozim. Is dit an Huyu zin. Evet. Suat Bey'in bir sorusu olmuş. İdireyn zup nar yağ. Nar yağ op. Bu cümleye bakar mısınız? Yani bu da bir doğru cümleye benziyor. Evet, bir sıkıntı yok. Ama işte diğeri çok kullanılıyor yani. Bu şekilde muhtemelen söylendiğini duymazsınız. Şöyle diyelim, planınız ne diyelim? Pardon, senin planın ne diyelim?
What is your plan? Çok güzel. What is your plan? Ben ye yazdım. Sen istersen ona yağ da diyebilirsin. Fark etmiyor. Senin hikayen ne diyelim? Yani başından neler geçti? Anlatsana gibi böyle şeyler de oluyor tanışmalarda. Hadi hikayeni anlatsana. Senin hikayen ne? What is your Ferhal? Çok güzel. What is your Ferhal, Fratheken? Senin Ferhal, evet. Senin favori filmin ne? En sevdiğin filmin ne? Böyle muhabbet açmak için konuşmalarda. What Buyurun. Is your favorite film? Evet, çok güzel. What is your favorite film, Fratheken? Hadi bir de şeyi soralım. Ha, iki dakika bitecek. Evet, teşekkürler. En sevdiğin dizi hangisi diyelim? Dizilerimiz de alınmasın. Evet, buyurun. Siri. What is your favorite Siri? Favorite Siri. Evet, tam düzgün okuyamadım. Biraz Siri gibi değil de Siri. Arada bir E ile İ arası değişik bir şey. Ben biraz onu da ben de zorlanıyorum söylemekte. Siri. Siri. Evet. Siri. Bu insanlar kim diyelim? Bu insanlar kim? Lisa and Daisy Manson. Daisy Manson. Şu insanlar kim diyelim? Lisa and Daisy Manson, Fratheken. Şu insanlar kim? Lisa and D. Manson. Evet. Lisa and D. Manson, Fratheken. Evet. Bitirmiş olduk bugünkü şeylerimizi. Bu konu Zane fiilinin en çok kullanılan kombinasyonları da gördük. Umarım oturmuştur. Yarın daha farklı bir konuya geçeceğiz. Gittikçe ilerliyoruz. Güzel, daha güzel olacak. Zenginleşeceğiz. Teşekkür ederim. 70 kişi yarınki, diyor. Yarınki konumuz nedir abi? Hazırlık yapabiliriz. Onu bildireceğim onu şu anda. Ben de bilmiyorum. Yani birkaç şey var aklımda. Karar veremedim ama şey sorarım size de olmazsa. Görüşmek üzere. Teşekkür yarın ederim. Aynı saatte. Emin ben de teşekkür ederim. Yarın yine gel müsait olursan. Güzel oldu. Teşekkür ederiz.